Burası eskiden entel pazarıydı, öyle derlerdi. Hafta sonları tezgahlar açılırdı. Ben de çocuktum o zamanlar. Babam o zamanlar tezgah çağırdı burada. Aşağı yukarı 90'ların ortasına falan denk geliyor. O zamanlardan beri Ortaköy'deyiz. Dükkanımızda 16 yıldır, 2005'ten beri hizmet vermekte. Ve Ortaköy'ün kültürüne, Beşiktaş kültürüne katkı sağlamakta diye düşünüyorum. Babam, onun da ismini alalım, Namık Çehreli. Bu işe hevesliydi. Aslında hobi olarak Beyazıt'a kitap satarak başlıyor bu işe. Hisse senetleri satıyor bir yandan, bir yandan gravürler. Tahminimce Beşiktaş Belediyesi'nin içerisindeki tek bu işi yapan dükkan biz olabiliriz. Dükkanımızda orijinal haritalar var, objeler var, efemero ürünleri, madalyonlar, bir takım koleksiyon ürünleri, orijinal gravürlerimiz var, fotoğraflar var ve bir takım da el işi yağlı boya, sulu boya ürünler. Ama ağırlıklı olarak gravür ve harita üzerine. Müşteri kitlemiz şu anda açıkçası pandemiden dolayı yok denilecek kadar az. Ama normalde Arap turistler Ortaköy'e çok rağbet gösterdiği için müşteri kitlemiz bu yönde. Ancak yerli turistler de alışveriş yapıyor. Öncesinde bizim müşteri kitlemiz aslında Avrupalı turisti. Onlar bizden alışveriş yaparlardı. Bu orijinal objelere, haritalara, gravürlere ilgi gösterirlerdi. Dükkanın içerisi bu şekilde, dışarısını 3 senedir biz kırtasiye malzemelerini ayırdık. Çok renkli bir dünya var dışarıda. Elimizde mesela 1609 yılında basılmış bir Osmanlı haritası da var. Daha doğrusu Osmanlı'yı gösteren Latin baskı bir harita. En değerli ürünümüz o şu anda. Manevi değeri çok yüksek olan bir Çanakkale madalyonu var burada. Eskinin ayrı bir estetiği var. Her zaman tarihin getirdiği bir güzellik söz konusu. O zamanlarda yapılan her şey daha özenle yapılıyordu. Çünkü artık her şey fabrikasyon. Her şey çok daha basit bir yere gidiyor. İçeride sattığımız orijinal tarihi değeri olan objelere çok fazla ilgi yok. Şu dönemde yaşamayı herhalde tercih etmezdim. Çok çok geriye gitmek istemem. 70'ler, 60'lar güzelmiş. Şaşırdığım haritalar oluyor. O zamanki teknolojiyle çizilmiş haritalar. Yukarıdan bakarak çizmiyorlar. Coğrafyayı yeryüzünde keşfederek çiziyorlar. Yağlı boya ürünler de satıyoruz. Resimler. Sevinç ablamız var. Tezgah açar burada hafta sonları. Onun ürünlerini de satıyorum aynı zamanda. Kendisinin böyle çok hoş kolye uçları var. Gerçek çiçeklerden yapma. Kendisinin aynı zamanda yaptığı yağlı boyalar da var. 90'larda babama yardıma geldiğimde bu kadar kafeterya falan öyle şeyler yok. Sokaklar daha geniş, tezgahlar o kadar yer kaplamıyor. Bizim binanın rahmetli eski sahibi Süreyya teyzemiz vardı. Bunu eski Ortaköylüler bilirler. Kedileri vardı, kedilere bakardı. Hatta çok özel bir kedisi vardı onun, Beşiktaş diye. Ben de ona Süreyya teyzenin vefatından sonra 5 sene boyunca baktım. Benim kedim oldu. Yolunuz Ortaköy'e düştüğünde mutlaka dükkanımıza, Boğaziçi koleksiyona bekleriz. Hoşçakalın.